Evet, nasıl suresiyle bitiyor? Nuzul sırası tarifi listemiz tamamlanıyor. Burada da az önceki okuduğumuz ayette yani her toplumun hepsi tamamı küllü mümin olan, inanan, güvenen herkes gelmek zorunda değil. Yani seferber olmak zorunda değil. Bir kısım gelsin de cümlesinin bir parçası. Yani onun da etkileşim, onun da ilişkili olduğunu düşündüğümüz bir sure, Nasr suresi. Ama peygamber için de bütün hayatı boyunca yaptığı şeyler var ve bunlar içerisinde kimi zaman işte hani niye onlara izin verdin ki gibi ayetlerden farklı farklı noktalarda şeyler var. Hatta ta Bedir Savaşı'nda bile eğer verilmiş bir söz olmasaydı görürdünüz siz şeklinde tehditlerin de olduğu içerikleri görüyoruz. Bir şekilde yaşandı. Bir şekilde örnek olundu. Her şeyin doğru gittiği ortamlarda mesela şey şoför koltuğun yanında oturursunuz veya arkada oturursunuz. Şoför bir yere gidiyordur ama siz nereye gittiğinizi fark etmezsiniz bazı şeyleri yolunda giderse. Ama bir yolda bir anormallik olursa bir şey olursa o zaman fark edersiniz. Ve esas öğrenme yanlışlıkların içerisinde olur. Her şey doğru gidiyorsa öğrenme yüzdesi çok düşüktür. Hatalar öğrenmeye sebep olur. Hata ve hata düzeltmeyle ilintili şeyler esnasında doğruyu daha fark edersiniz. Esasında müminlere de peygamberin hayatında bu hatalar peygamberden kaynaklanıyor diye söylemiyorum. Toplum olarak yanlışla yapılmış, içlerinde münafıklar olmalarından dolayı da olaylar, zorluklar yaşanmış. Ondan için o kadar türlü şeyler olmuş ki ve bunlar müminlere örnek olacak yani yüzyıllar sonrasında bile örnek olabilecek içerikler kalmasına sebep olmuş. İşte bu yüzden her müminin sürekli olarak Allah'a istiğfar etmesi gerekir. İstiğfar nedir? Miğfer olmasını isteme demektir. Miğfer koruma kalkanı. Bir tür koruma kalkanı. Yani ayağınızı çamura şap diye bastığınız zaman oradan sıçrayan şeyin elbisenizi kirletmemesi için önüne koyduğunuz şey. Miğfer bu arkadaşlar. Gafır kelimesinin kökeni bu. Evet, miğfer de zaten başa giyilen ve dışarıdan gelen şeylere başı koruyan. Ama kasıt şu, miğferdeki esas, mağfiredeki kasıt şu. Problemin kaynağı sizsiniz. Şu veya bu şekilde sizsiniz. Yani bir yanlış yapıyorsunuz ve bu yapılan yanlışın otomatik olarak bir karşılığı üzerinize kötülük olarak geliyor. Kötülük yaptıysanız bu kötülük gelecek. Hani karma yasası denen şeyin kökeni bu. Ama hani Mü'min suresinin başında anlatıyordu ya, Rabbim meleklere, yani arşın etrafında melekler var. O melekler müminler için istiğfarda bulunuyor. Yani diyor ki, ya Rabbi bunlar yanlış yaptılar ama karma yasası gereği onların yanlışları üzerlerine dönmesin diye onları koruyan, istiğfar eden, müminler adına istiğfar eden melekler var. Yani kainatın bir melekutu var. Bu karma yasasını müminlerin lehine bozuyor. Bakın bu çok artı bir şeydi. Ama yine de insanın da kendisi için istiğfar etmesi bekleniyor. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasrullahi vel fethu. Allah'ın yardımı ve fetih, o fetih geldiğinde ra'eyten nase, insanları görürsün. Yedkulune fi dinillahi, Allah'ın dinine, yani Allah'ın ödentisine, yani Allah'ı nasıl razı edecekleri konusunda geliyorlar. Efvacen, bölük bölük. Biz de varız, biz de varız, biz de varız diyerek geliyorlar. Hani İbrahim'in makamını musalla edin cümlesinin ardından, İbrahim'in milletine uyun ifadesinin ardından, peygamberin yaptığı işlerde ey müminler, müminseniz Allah'a olan ödentinizi gerçekleştirin. Allah müminlerin mallarını, canlarını satın aldı. Bunun için şu destek olacaksınız, temizleneceksiniz cümleleri ne insanlar tepki veriyorlar. Biz de varız. Biz de varız.
biz de varız diye geliyorlar. Fesebbi, Allah'a yönel, Allah'ı merkeze al, Allah'ı odakla, onu tekle. Bihamdi Rabbike, tasarımın ona ait olduğunu düşünerek. Ya Rabbi, sen neylerse güzel eylersin cümlesinin şeyi de buradaki tasarı, buradaki düzen Allah'a aittir. Bunu bu hale getiren, insanları imtihan etmek için yapılan bu şeylerin hepsi Allah'ın kurgusudur. Allah kurdu, Allah tasarladı. Ve bunu da beğenerek, hani beğeniyi göstermek için söyler bu cümle. Vestağfirhu ve ondan korunma dile. Yani elbette ve elbette insan olarak yanlışların olacaktır. Bu ne kadar başarılı olursan ol, evet sonuç ne kadar başarılı olursa olsun hiç önemli değil. Allah'tan bağışlanma, koruma dili. İnnehu kâne tevvâbâ. O yüz verendir. Allah sana yüz versin. Böyle davranın. Bütün müminler için de çerçeve bu şekilde. Yani peygamberin aramızda olup olmamasının bir şeyi yok. Bizzat peygamberin örnekliği var. Peygamberle birlikte yaşayanların örnekliği var. Ve peygamberin insanlığa getirdiği, melekten duydum diyerek getirdiği mesajın insanlık tarafından kaydedilmiş hali elimizde. Dolayısıyla yapılacak şey belli ve bu okuduklarımızın hepsi Allah tarafından onaylanmış olan metin. Yani sadakallahu'l-azim, onaylanmış Allah'ın, azim olan, yüce Allah'ın onayladığı metindir. Allah'tan melek elçiyle insanlar arasında seçilmiş elçi üzerinden insanlık tarafından kaydedilmiş, bize kadar gelmiş olan metnin parçalarını okumuş olduk ve bu şekilde bitirmiş olduk. Sadakallahu lazim. Evet, bu haliyle nüzul sırası okuyuşumuzu bitirmiş olduk. Bir tek eksiğimizle Yusuf suresini okumadık. Yusuf suresini ben hala okuyamıyorum. Okuyup da daha çok kargaşaya sebep olacak bir şey noktaya gelmek istemiyorum. Çünkü ben Yakup peygamber konusunda biliyorsunuz İbrahim, İshak ve Yakup için kişiler, bu üç peygamber ismini söyleyip Ulul Eyd ve Ebsar, onlar güçlü ve basiret sahibi insanlardı diyerek Resullerdi, elçilerdi diye bahsettiği ayetten tanıyorum ki Yakup peygamber güçlü ve basiret sahibi birisi. Ama Yusuf suresinde henüz oradaki Yakup peygamberi bu seviyede okuyamıyorum. O okuyana kadar, yani o hale gelene kadar ben bu ayetleri anladım, burada böyle böyle şeyler söylüyor diyerek bir anlam verme noktasında gelemiyorum. Dolayısıyla onu atlamıştık. O hariç, o sure hariç, Yusuf suresi hariç geri kalan kısmı bir sefer okumuş olduk. Evet, metodumuz ne demiştik? 70 küsür kelimenin anlamı şu değildir, budur diyerek başlamıştık. Yani bir sözlüğümüz vardı kendimizce. Kelimeleri o sözlüğe göre okumaya çalıştık. Bunların 50 tanesi benim çıkartmaya çalıştığım, bunları zaten paylaşmıştım baş tarafta. Ardından kök programında Fatih Orum hocaların oluşturduğu Erdem Yazgan, Uygan hocanın okudukları, anlam verdikleri kelimeler vardı. Ve biz okurken de işte paralel çalışmalarda elde edilen şeyler vardı. Süleyman hocanın çalışmaları, Tülin Hanım'ın çalışmaları sayesinde elde ettiğimiz hak kelimesinin tutarlı olması gibi, işte ifk kelimesinin çelme olduğu gibi, iftira kelimesinin yamama olduğu gibi, alime kelimesinin bilmek değil belmek, belge, bilgi değil belge kökünden olduğu gibi, hamd kelimesinin kurgu, tasarım olduğu gibi,
Bunları da zaman içerisinde kendi sözlüğümüze katmış olduk. Bu okuyuşumuz bir kavram çalışması değildi. Daha önce yapılmış kavram çalışmaları ve paralelde yapılan kavram çalışmalarının bir şekilde faydalanarak nüzul sırasında üst seviyede, yani ayet ayet diye değil, surelerin silüetleri çıkartılacak şekilde olabildiğince uzaktan bakılarak bir anlam arayışıydı. O yüzden ayetlere takılmadık. Ayetlerin özel anlamlarına veya onun üzerine yapılan tartışmalara takılmadık. Olabildiğince surelerin silüetini görmeye çalıştık. Başta da şey diye tarif etmiş, papatya gibi bölüm bölüm, farklı farklı, farklı yapraklarda, farklı bölümlerde farklı anlatımlar var, öbekler var. Fakat o öbeklerin hepsi bir ana göbeğin etrafında, yani papatya gibi bir ana göbeğin, ana anlamın etrafını saran şeyler. Dolayısıyla o göbek etrafında anlamlı demiştik ve bu anlamı da çıkartabilmek için olabildiğince uzaktan bakmaya çalışmıştık. Ayetleri cımbızlamamaya çalışmıştık. Bütünsellik içerisinde, yani surenin bütünü içerisinde ayetlere anlam vermeye çalışmıştık. Gayretimiz bu şekildeydi. Becerdik, beceremedik. Rabbim, yani kayıtları hepsini YouTube'a yüklemiş olduk. Yani 390, yani 300 civarında, 290 küsür kayıt oldu. Bu kayıtlar okuyuşumuzun bir şeyi, kanıtı, öyle diyeyim. Zaman içerisinde döner, tekrar dinler, doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız veya ne yapmışız, dönmeye de çalışırız. Bizim için Mekke döneminde çok ciddi kazanımlar olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Say grubunda zaten Mekke'deki nüzul sırası Mekke bölümünün kazanımları diyerek bir içerik sunmaya çalışmıştım. Orada da genel bir özet bulabilirsiniz. Bize ne kattı? Mekke döneminin siyerini zihnimizde farklı bir şekilde oluşturdu. Ama aynı şeyi Medine için söyleyemeyeceğim. Zaten şeyde bunu tekrarlıyorum. Başlangıç ve o ilk savaşlar dönemi haricinde geri kalan kısım sanki karışık, yani öbek öbek ayetlerde olsa da sureler açısından, dizilim açısından aynı sırada değil gibi görünüyor. Nasıl olduğunu bulabildik mi? Elbette böyle bir çalışmada bu beklenmezdi. Zaten ilk okuyuşumuz olduğu için böyle bir beklentimiz de yoktu. Ama ne gördük? Mekke'yi ve Medine'yi ciddi şekilde gördük. Farklarını gördük. İnsanlardan beklentileri gördük. İnsanlara dinin, yani Allah'ı nasıl razı edeceğimizin, verilen nimetlerin karşılığını nasıl ödeyeceğimizin, ödentimizin nasıl olması gerektiğini öğrendik. Net bir şekilde öğrendik. Az önce söylediğim gibi tekrar ede öyle kalın çizgilerle çizdi ki yani bir ayete benzer diğer ayetlerle öyle bir kalın çizgi çizdi ki şu anda bir ayeti yanlış anlama şansımız neredeyse yok gibi. Şey için söylemiyorum. Neydi onu da? Ayetin tamamını anlayacağız manasında değil. Her derinlikte anlayacağız manasında değil. Biliyorsunuz inzal kelimesini indirmek değil, indirgemek olarak okumuştuk. Allah'ın indirgediği bir metni tamamen okuyup bitirmek, dibine kadar tüketmek mümkün değil. Olmaması da gerekir. Ama en azından okunduğu zaman yanlış anlaşılmamış olması gerekir. Bu açıdan eksik olabiliriz ama dediğim gibi bir yanlışlık hissetmiyoruz. Bir cızırtı veya işte bir tutarsızlık şu ana kadar görmedik. Metin bize, bir mümine ne söylüyor, bu konuda herhangi bir tereddütümüz olmadı. Yani şu ayet böyle böyle diyor da ya nasıl olacak da bir tek ayetle
bu ayette söyledikleriyle şuradaki ayette söyledikleri nasıl bir araya gelecek, bunu yaşamadık. Nasih mensuh gibi böyle klasik fıkıh mekanizmalarını işletme durumuna bile gitmedik. Böyle bir şey bile söz konusu olmadı. Metin bu konuda kendi fıkhını bize giydirdi, öyle söyleyeyim. Bu tür kazanımlarımız ciddi ciddi var, oldu. Nüzul sırası okuyuşuna biliyorsunuz 1442 Ramazan'ında başlamıştık. Mehdi Bazergan'ın şeyiyle, onun nüzul sırası okuyuşuyla oradan gidelim diye bazı arkadaşların, Resul Uçar hocamızın, Fethi Güngör hocamızın, Engin Noyan hocamızın, Hüseyin Dülger hocamızın katıldığı ve diğer arkadaşlarımızın katıldığı bir Ramazan'da başlamıştık. Nasip bir günmüş. Bugün burada bir şekilde okuyup bitirmiş olduk. Mehdi Bazergan'dan değil, Osman bin Affan rivayetinden devam ettik. Eğrisiyle doğruysa da bugüne kadar gelmiş olduk. Siz de bunu kayıtlardan izlemiş oldunuz. Rabbim hepimize anlamayı, anlaşılmayı, daha iyi anlamayı, anlama yolundaki bu süreci devam ettirmeyi nasip etsin. Önemli olan elbette bizim bir şekilde anlamamız, ama daha ötesi anladığımız şeyleri önümüzdeki nesle, genç nesle aktarabilme yöntemleri bulabilmek, anlamları yakalayabilmek, onlara dokunacak şeyleri bulabilmek. Yani temel hedefimiz o. Yoksa Kur'an bir zamanlar bize olduğu gibi kapalı sandık. Yani okumayanlar için veya uzağında duranlar için veya anlayamayacağını düşünenler için kapalı sandık gibi bir tarafta duruyor. İnşallah o noktadan uzaklaşmaya bir sebep, bir fırsat oluşturur. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Rabbim tekrar değişik okumalarda, değişik çalışmalarda buluşmayı, bir arada olmayı nasip etsin.